Merhabalar, ben Cevahir. Bu videoda Winch'in Desktop Integration, yani ofis programlarıyla olan entegrasyonunu kullanacağız ve ofis programlarının içerisinde direkt checkout'lu check-in işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için ben tekrar Browse'dan Folders, Quality altından Process FMEA klasörünün altına gidiyorum. Şimdi burada daha önceki videolarda kullandım aynı dosya. Bu sefer bunu gene sağ tıklayıp Actions'dan checkout edeceğim. Okey dedim. Ama bu sefer direkt buradan edit demeyeceğim. Bunu Excel butonuna tıklayarak açacağım. Normal şartlarda siz bu Excel'e tıkladığınızda bunu XLS dosyası olarak indirir. Ama eğer Quick Links, My Settings, Preference altında bunu admin herkese de ayarlayabilir. Buraya Download mekanizm yazarsam. File download mekanizm use Winchill Desktop Integration Functionality yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu normalde default ayarı use basic browser functionality. Böyle yaparsanız Excel dosyası olarak indirir. Ama Desktop Integration Functionality dersem bunu tıkladığımda data.vcdd E formatında indiriyor. Yani Winchill Desktop Integration. Save dediğimde aşağıya bir data dosyası indiriyor. Şu şekilde dişli şeklinde. Bu eğer ofis programlarından Word ise Word'in içinde, Excel dosyası ise Excel'in içinde kendi otomatik olarak tanıyıp açacak. Dosya indirildi. Açmak istiyor musun diyor. Evet diyorum. Eğer checkout etmemiş olsaydım, açtığın dosyayı checkout etmek istiyor musun diye de bir uyarı verecekti. Şimdi Excel olduğu için Excel açtı. Dosyanın içerisinde şimdilik şu yazıyormuş. Ben geldim, bunun üzerine örneğin sarıya boyadım. Buraya da bir şeyler yazdım ve bunu da kırmızıya boyadım. Excel'de gördüğünüz gibi Winchill sekmesi var. Ve Winchill'de bu dosya checkoutlu olduğu için şu an check-in aktif. Check-in olsaydı checkout aktif olacaktı. Ben bunu buradan direkt check-in yapabilirim. Hazır burayı açmışken burada gösterebileceğim diğer komutlar var. Update server'da o arada başkası bunu checkout check-in yaparsa ve sizin Excel'inizde açıksa güncel olanını alıyor buraya. Örneğin bu bende şu an checkout'lu olmasın. Bende sadece açık olsun. Ve başka bir kullanıcı bunu checkout check-in yapıp üzerine bir değişiklik yaparsa update'e bastığımda bunu buradan götürüp server'dan güncel olanını Excel çekecek. Bu işe yarıyor. Insert altında kullanabileceğim attribütler var. Örneğin ben name'i direkt Winchill'den çekip buraya alabilirim. Product'ın name'ini aldım. Insert'ten dokümanın name'ini bu hücreye çektim örneğin. Bakın burada parametresi yazıyor. WC alt tire name. Insert'ten dokümanın numarasını, işte sağ üst köşeye dokümanın versiyonunu A olarak çektim. Bu şekilde parametreleri de Winch içerisinden çekebiliyorsunuz. Hatta bunu şablon olarak da kullanabiliyorsunuz. Onu daha sonraki videolarda gösteririz. Bu parametreleri edit attributes'ten editleyebiliyorsunuz. Şu anda sadece description editlenebilir bir parametre olarak gözüküyor. Ben bunu editledim ve save yaptım. Daha sonra buradan check-in işlemini gerçekleştireceğim. Check-in'e bastım. Gene edit ekranı açılıyor aslında. Check-in sırasında description değiştirebiliyorsunuz. Demin değiştirmiştim, değiştirmeyeceğim. Next diyorum. Gene check-in yorumu. Bu işlem ne yaptım? Desktop integration ile nemeler yapıldı. Döküm üzerinde düzenlemeleri yaptım. Burada bu en üsttekini kliklersem dokümanı check-in yaptıktan sonra tekrar üzerime check-out edecek. Ortadakini kliklersem bu dokümanı lokalde hiçbir şekilde tutmayacak. Normalde bunu temp'e indiriyor. Bunu indirmeyecek. İndirdiğini silecek daha doğrusu. Ve hiçbir şekilde lokalde doküman tutmuş olmayacağım. İstediğim de genelde bu oluyor zaten. Desktop integration'ın kullanım amacı bu. Kimsenin lokalinde dosya kalmasın. Herkes Winchill'den check-in, check-out yapıp çalışsın. O yüzden ikinci işaretliyorum. Bunu da işaretlersem dokümanı açık tutacak. Check-in sonrası. Böyle yaparsam dokümanı kapatacak. Şimdi görürsünüz. OK dediğimde Excel içerisinden check-in yaptıktan sonra dokümanı da kapatacağız. Şunu hide diyorsunuz eğer çıkarsa. Ve doküman kapandı. Şimdi buradan bu kapandı. Önce gösterelim. A4'tü aldığımda.
A5 olarak yenisini check-in yapmış oldum. Tekrar yeni doküman açmak istediğimde buradan new diye yeni doküman oluşturabilirim. Ya da open'dan Winch içerisinde bakın product'ın altında, breaks'in altında Winch'deki klasör yapısını görüyorsunuz. Documents, quality, process FMEA. Aynı Winch'deki klasör konumuna gittim. Şurada gördüğünüz. Breaks'in altında quality, process FMEA. Buradan bu dokümanı tekrar open'la açabilirim. Az önce dediğim şey checkout etmek istiyor musun diye sordu. Zaten üzerinde checkout'luyken bunu sormuyordu ama şu anda sordu. Yes dedim. Dokümanı Winchill'den açıp şu anda üzerime checkout etti. Ben tekrar bunun üzerinde çalışıp Winchill'e check-in yapabileceğim.